Evet, özet görüntüyü hep birlikte izledik. Bu dönem Beşiktaş açısından, Şenol Güneş açısından belki en çok hangi takıma yarayabilir diye konuşsaydık ki konuştuk araya gitmeden önce. Bunlardan biri Beşiktaş. Çünkü Şenol Hoca'nın geldiği gibi ayağın tozuyla böyle bir araya ihtiyacı vardı. Kendi dokunuşlarını yapabilmek adına. Yani Dünya Kupası nedeniyle en az hırpalanmış kadro Şenol Güneş'in elinde. Sonra Fenerbahçe'nin elinde. Hatta Trabzonspor'un elinde. En hırpalanmış kadroyla da Galatasaray sahne alacak. Dolayısıyla Şenol Güneş gibi bir öğretmen, kasa kontrolünü muhteşem yapan Ahmet Durçevi gibi bir başkanla birlikte Beşiktaş'ın yolunun daha aydınlık ve açık olduğunu düşünüyorum. Sadece yani penaltıyı bile benim atacağımdan daha kötü atan bir Dele Ali'nin bu takımın içerisinde sırıtmasını algılayamıyorum. Onun ruhuna girmeye çalışıyor belli. Onunla ilgili ikili temasları, ki bunu yaparsa Şenol Güneş yapar. Kaç tane oyuncuyu nerelerde nasıl parlattığını, tekrar küllerinden doğurduğunu biliyoruz. Ama bir Dele Ali'nin ruhuna girmek de, yani bir göçmen İngiliz'in ruhuna girmek de o kadar kolay bir şey değil. Bunu Şenol Güneş başarabilir mi bilmiyorum ama belli ki o da çabalıyor. Beşiktaş bu kadrosuyla, bu oyunuyla, bilmiyorum takviyeye ihtiyacı var mı ama yarışın ciddi bir adayı olur. Çünkü bıraktığı yerin üstünde başlayacak olan bir takım Beşiktaş. Taner, hazırlık maçında galip geldi Beşiktaş ama zaten bu hazırlık maçları evet bize belki dönüşünde nasıl bir Beşiktaş'ı izleyeceğimizi, nasıl bir Galatasaray, nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğimizi, nasıl bir Trabzonspor izleyeceğimizin sinyallerini veriyor olabilir ama aynı zamanda Şenol Hoca'nın da kafasında bir kadronun oluşması açısından oldukça önemli. Çok önemli. Yani takımın başına yeni gelmişsiniz. Bir yaz kampı dönemi gibi bir kamp geçiriyorsunuz. Yani Şenol Hoca yani çok iyi bir dönemde Beşiktaş'ın başına geldi. Bugün Valerien İsmail'le yollara devam edilip Valerien İsmail dönemi eğer Dünya Kupası arasından sonra birkaç hafta sonra gerçekleşseydi Beşiktaş'ın çok büyük bir kriz ortamı doğabilirdi. Ama şu an hocanın elinde takımı kurabileceği, dizayn edebileceği, 6 maç sonrasında kupayla beraber 6 maç sonrasında hangi bölgelere transfer istediğini çok net söyleyebileceği bir dönem var. Bugün zaten bu kampın sonunda büyük ihtimal hoca ben sol bek istiyorum, sağ bek istiyorum gibi ifadelerde bulunabilecek. Bugün sistemini deneyebiliyor ve işte dörtlü savunma denediğinden bahsedildi. Dörtlü olmadı, üçlüye geçildiğinden bahsedildi. İşte bu provaları yapabilecek zaman lüksüne hoca şu an sahip. Bir göreve yeni gelen bir teknik adam için bence çok önemli bir ara ve Beşiktaş bu sürecin en karlısı olacak gibi gözüküyor. Peki bir de Saiss'in durumu var. Tabii özellikle başkan da bugün kahvaltı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda Saiss ve Weghorst'un keşke final oynayabilme ihtimali olsa, ikisi de finalde olsa ve biri kupanın sahibi olsa dedi. Ama Saiss'i şöyle sormak istiyorum ben Ümit abi. Beşiktaş performansı bazen çok eleştirildi de. Ama Dünya Kupası'ndaki performansı, özellikle Fas milli takımının İspanya'yı eleyişi ve o savunma oyunu oldukça yani, Dünya Kupası'nda ön plana çıktı Saiss de tabii. Yani Fas milli takımının içerisinde farklı bir makinanın dişlisi oluyorsunuz. Beşiktaş'ın içerisinde farklı bir anlayış. İki, bu tür oyuncular kendilerini dünyanın izlediğini bildikleri bu tür turnuvalarda kendilerini oraya göre ayarlarlar. Burada sakatlanmamaya çalışıp Fas'la birlikte neler yapabileceğini hayal ettiği bir kupaya gitti. Hayal ettiklerinin de büyük bir kısmını gerçekleştirdi. Buradan sonrasını yapabilir mi? Bilmiyorum çünkü Fas bir komşusu İspanya'yı devre dışı bıraktı. 1 milyon İspanya'da yaşayan Faslı çok sevindi. Ama Portekiz de komşusu ve Portekiz'e diş geçirebilecek mi? O son Portekiz'in oynadığı oyun, Ronaldo'suz oynadığı oyun müthiş bir oyundu. Ama aynı oyunu Fas ona oynatır mı? Bu soru işaretleri var. Saiss da mesela bir sakatlık geçirdi. Bence sakatlık geçirmedi. Zaman geçirdi orada. Çok akıllıca, çok profesyonel bir şekilde oyunun 2-3 dakikasını öldürdü. Ama herkes endişelendi. Ayağına bandaj yapıldı. Baldıra kadar, kasıklara kadar dizden sarıldı. Çıktı aslanlar gibi oynadı. O baldır öyle oynamazdı. Ama bu da futbolun doğal hilelerinden biri. Onu da başarıyla yaptı. Dolayısıyla Saiss önemli bir iş başardı. Nereye kadar da bunu götürecek bilmiyorum ama bence gelebileceği noktanın sonuna geldi. Döner artık. Birazdan Dünya Kupası'nda konuşuruz Ümit abicim. Saiss'ın performansını sana da sormak isterim. Özellikle zaman zaman eleştirilirken Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nın belki de sonunda en iyi savunma oyuncularından biri seçilecek. Olabilir. Bir karmaya girebilir. Evet, bir karmaya girebilir belki. Taner, sen nasıl yorumlarsın? Şöyle, çok mümkün ve oynadığınız kim? Biraz ona bakmak lazım. Yani bugün Saiss'ın, Ümit abiye katılıyorum, farklı bir dişli içerisinde. Bugün Beşiktaş'taki oyun planları farklı, oradaki farklı ama Saiss Fas milli takımında 35 milyon euroya Rennes'ten West Ham'a transfer olmuş olan Nayef'in yanında oynuyor. Evet. Şimdi Saiss'ı getirin, çünkü az önce de örneğini verdim. Pepe'nin yanına koysaydı Beşiktaş vakti zamanında, hani Pepe Vida ikilisi yapmıştı ya, evet. Pepe'nin yanında oynasaydı muhtemelen hiç eleştirilmezdi. Biraz yanınızda kim oynuyor? Buna da bakmak gerekiyor. Ve siz bugün Fas milli takımda, ki Fas milli takımı bence Portekiz karşısında da bir sürpriz yapabilir. Çünkü kadroda o kadar güzel isimler var ki. Ve şu bir gerçek, çok mücadele ediyorlar. Çünkü tarihi bir aşamayı geçtiler. Daha da büyük bir tarih yazabilirler. Bunun da isteğiyle birlikte maça çok daha farklı motive olacakları kesin. Ve kadrolarında bulunan oyuncuların büyük bir bölümü çok iyi takımlarda oynuyor. İşte az önce bahsettim, işte 35 milyon euroya Bessam'ın aldı. Nayef, Hakimi gibi. Bence Saiss da Beşiktaş'ın oyuncusu gibi. İyi oyuncuları var. Dünyaya ihraç ettikleri çok enteresan oyuncular var. Evet. O yüzden Portekiz karşısında favori değiller belki ama sürpriz yapabilir durumdalar. Saiss'ın Dünya Kupası'ndaki performansının bence en büyük sebebi birlikte oynadığı oyuncu grubunun çok iyi olması. Ben şu istatistiğe dayanarak bu yargıya vardım. Suudi Arabistan ne oluyor ya? Allah, nasıl bir sonuç bu? Kim geliyor? Yeni bir takım tanıyoruz dedik, darmadağın oldu. Japonya, Allah, onu yendi, mağlubiyetten galibiyete geçti. Almanya şu bu filan dedik. Biri geldi silindir gibi ezdi geçti. Penaltıları bile atamayan bir takım çıktı karşımıza. Fas şahane top oynadı, inanılmaz bir direnç dedik. Biri ayıklayabilir, o da Portekiz olabilir. Yani o istatistiğe dayanarak bunu söylüyorum. Yoksa direncinin mükemmel olduğunu ve tam bir Avrupa takımı, kuvvetli bir Avrupa takımı manzarası verdiğini ben de kabul ediyorum. Ama değerli oyuncuları da var. Fakat karşı tarafta da futbolun bütün hilelerini kullanan cambazlar var. Abi şöyle bir şey. Şimdi bir taraftan söyleyeyim. Fas'ın kalecisi Sevilla'da oynuyor. Evet. Sol beki PSG'de oynuyor. Stoperi West Ham'da oynuyor. Sağ beki Bayern Münih'te oynuyor. Öyle. Merkez orta sahası Fiorentina'da oynuyor. İşte Saiss Beşiktaş'ta oynuyor. Daha öne gitsem yine hep böyle majörliklerde şampiyon olsa garipsemeyeceğin, hatta bazıları işte Bayern Münih gibi, PSG gibi olmasa nasıl olmadı diye şaşıracağın takımlardan oyuncuları bulan ve ilk 11'de büyük bölümü oynayan oyuncular. Acaba diyorum biz Fas'ı mı çok küçük görüyoruz şu anki başarısını? Çünkü bu kadro bence bu kadro bunu yapabilecek bir kadro çünkü. Ya çünkü alt alta yazdığımız zaman... Bu sadece Japonya gibi, Suudi Arabistan gibi tesadüfi bir maç değil. Japonya'nınkini böyle adlandırabilirim. Evet. Japonya büyük bir sürpriz yaptı. Oynaya geldi. Ama Fas'ın oyuncu grubu zaten, özellikle savunma beşlisi, arkadaki kaleciyi de savunma diye düşünürsek zaten majör adamlar. Evet. Çok sağlam isimler. Ön tarafa gittiğimiz zaman da benzer isimleri buluyoruz. O yüzden Portekiz maçında hani %51'e 49 diyorum. Orada 49 tarafı Fas, %51'deki Portekiz. Ama yani yine de çok büyük sürpriz olmaz bana. Portekiz çok ciddi bir Avrupa takımıyla oynayacak. Bir Afrika takımıyla oynamayacak. Tabii bunu kabullenmesi lazım. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Avrupa Ligi'nin majör takımlarında oynayan oyuncular topluluğundan bahsediyoruz. Yani evet, bak Hakim Ziyech de Chelsea. Ondan bahsetmedik. Ön tarafta yine Yusuf var. Evet. Sevilla. Şu kadro Süper Lig'de şampiyon olur. Bence de.